Apple, neredeyse adını duymayanın kalmadığı, kuruluşundan bu yana çıkardığı ürünlerle sürekli kendinden bahsettirmeyi başaran teknoloji devi. Adından olduğu kadar logosundan da oldukça bahsettiriyor. Isırılmış elma figürünü kullanan şirketin, bu figürü modern bilgisayarların mucidi olarak kabul edilen ve zehre batırdığı elmayı ısırarak intihar eden Alan Turing'e ithafen kullandığı söyleniyor. Alan Turing, Turing makinesi denilen algoritma tanımı ile modern bilgisayarların temelini atan kişidir. Yapmış olduğu bu sistem sayesinde Almanların kırılması imkansız denilen Enigma haberleşme sisteminin şifresini kırarak İngiltere'nin 2. Dünya Savaşı'nı kazanmasına büyük rol sahibi olmuştur. Hemen ardından da savaş kahramanı ilan edilmiştir. Turing, 1952 yılında eşcinsel olduğunu açıkladı. Savaş döneminde yaptığı katkılar hiçe sayıldı. Eşcinsellik suçlamasından yargılandı ve bir sene boyunca hormon tedavisi olmaya zorlandı. Bütün bunlara katlanamayan Turing, bir gün evinde siyanüre batırıp ısırdığı bir elma ile birlikte ölü bulundu. Belki de Steve Jobs bu büyük dahinin değerini bildi ve onu asla unutmamamız için şirketin logosunu da ısırılmış bir elma yaptı. Apple, 1972 yılında iki yakın arkadaş olan Steve Wozniak ve Steve Jobs'ın ev yapımı bilgisayarlara olan merakları üzerine evlerinin garajında çalışmalarıyla ortaya çıktı. Günlerinin çoğunu bu garajda araştırma yaparak geçiriyorlardı. Onlara göre Wozniak'ın bilgisayar konusundaki bilgisi ve yeteneği, Jobs'ın bilgisayarlara olan ilgisi ve pazarlama yeteneğiyle birleşerek Apple'ın kurulmasını sağladı. 1976 yılında Apple'ın 3. kurucusu olan John Wayne'i de aralarına alarak Apple şirketini Jobs'ın aile evindeki garajında kurdular. İlk bilgisayarları ise Moose 6502 işlemciye sahip Apple 1 oldu. Artık üretime geçip ürünü pazarlamanın zamanı gelmişti. Bu üç kişi garajda kurdukları şirketlerinde gece gündüz çalışarak tam 200 adet Apple 1 ürettiler. Ortaya çıkardıkları 200 adet Apple 1 bilgisayarı satan ekip, yeniliğin, teknolojinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu çok iyi biliyordu. Hemen mevcut ürüne neler katabiliriz diyerek sonraki bilgisayarları üzerinde çalışmaya başladılar ve ortaya daha başarılı olan Apple 2 çıktı. Apple 2, renkli grafikler oluşturabilen dünyanın ilk kullanıcı dostu kişisel bilgisayarıydı. Bu başarılarını daha üst seviyeye taşımayı hedefleyen ekip Apple 3'ü geliştirdi. Büyük hedeflerle Apple 3'ü piyasaya süren ekip beklentileri karşılayamadı. Çünkü üründe aşırı ısınma gibi bazı teknik hatalar vardı. Bunun üzerine hasar gören yüzlerce Apple 3 geri çağrıldı. Ancak bu talihsizlik bile Apple'ın başarısına engel olamadı. Ve 12 Aralık 1980 tarihinde Apple şirketi halka arz edilerek rekor bir sermayeye kavuştu. Şirket farklı bir stratejiyle 1984 yılında ilk defa fare ve grafik özellikli kullanıma sahip olan bilgisayar Macintosh'u üretti. Macintosh'un başarısı Mac ürünlerinin günümüze kadar devam eden bir başlangıcıdır. Bu sıralarda şirket büyümüş, kurumsal bir yapıya ulaşmıştı. 1985 yılında Jobs ve arkadaşları birkaç konuda anlaşamayınca yönetim kurulu kararı ile Steve Jobs kendi kurduğu şirketinden çıkarıldı. Bu noktadan sonra Apple şirketi için işler tersine dönmeye başlamıştı. 1993'te şirketin 188 milyon dolar zararda olduğu açıklandı. Çözümü ise Jobs'ın Apple'dan ayrıldıktan sonra kurduğu Next şirketini satın alıp onların yazılımlarını kullanmakta buldular. Böylece Jobs 1996 yılında aradan 11 yıl geçtikten sonra Apple'a geri döndü. Apple içinde tam bir yeniden yapılanma başlatan Jobs, müzik çalar piyasasına da 2001 yılının Kasım ayında iPod ile girdi. Böylelikle Apple sadece bilgisayar platformu olmaktan çıktı. Bununla birlikte gelen iTunes yazılımı aynı zamanda iPod'un en popüler müzik çalar olmasını sağladı.
Jobs'ın işi devralmasıyla birlikte Apple, tüm bu girişimlerinin karşılığını fazlasıyla alarak tarihinin en başarılı dönemlerine girdi. Apple, Steve Jobs'ın internet yatırımları ve tasarım estetiğiyle tekrar canlandırıldı. 2007 yılında ise başarı merdiveninin en büyük adımı, Apple'ın akıllı telefonu iPhone'un piyasaya sürülmesiyle gerçekleşti. Artık rekabette adımları Apple ve Steve Jobs belirliyordu. iPhone'un Apple açısından bir diğer başarısı da App Store oldu. Ve daha açıldığı hafta içerisinde 10 milyon iPhone uygulaması App Store üzerinden indirildi. 2010 yılına gelindiğinde iPad tanıtıldı. Genel algı insanların bu tablete ihtiyaç duymayacağı yönündeydi. Ancak Steve Jobs iPad'in insanlarda ilgi uyandıracağını biliyordu. Ve öyle de oldu. 2011 yılının Mart ayı itibariyle 15 milyon iPad'in satıldığı açıklandı. 2004 yılında pankreas kanserine yakalanan Jobs, kanser tedavisi görmeye başladı. İlerleyen yıllarda sağlık sorunları giderek ilerleyen Jobs, 2011 yılının Ağustos ayında şirketin yönetim kurulu başkanlığını Tim Cook'a bıraktı. 5 Ekim 2011 tarihinde ise ailesi tarafından yayınlanan bir bildiride Steve Jobs'ın vefat ettiği duyuruldu. Apple 2020 raporuna göre dünyanın en değerli şirketleri listesinde 1.397 milyar dolar değeriyle ikinci sırada bulunuyor. Yaklaşık olarak yarım asır boyunca doğru stratejiler ve kaliteli ürünlerle dünyada teknolojik gelişimin liderliğini yapan Apple, bakalım önümüzdeki yıllarda hayatımıza ne gibi yenilikler ve teknolojiler kazandıracak.